Diyanet TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün yine İstanbul'un çok özel mekanlarından bir tanesine gidiyoruz. Küçük Su Kasrı'nda olacağız. Ressamımız Hüseyin Zekai Paşa. Çalışıyorum. Biraz kirletiyorum. Renkleri birbirine karıştırarak mermer rengine aslında biraz da ulaşmaya çalışıyorum. Şöyle basit bir geometri şekli var zaten. Şey, ters açılmış şemsiye gibi düşünün rüzgarda. O şekilde tasarlanmış. Tam onun üzerindeki metal kubbe çok güzel görünüyor. Kübik 3, 6, 7, 8'gen bir şey kubbe. Evet, yanlış tuvale başlıyordum. Hemen düzelteyim. Arkadaşımızın tuvali. Bakalım. Bana en yakın köşeyi alıyorum. Şöyle bakın, bu çift kaçma noktalı bir perspektif. Bunu mimar, iç mimarlar iyi bilir. Ama resimde vazgeçilmez uygulamasıdır. Merhabalar, kolay gelsin. Ne yapayım? Sağ olun. Resim yapıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Ben de resim yapan birini seyrediyorum. En sevdiğim şeylerden biri. Öyle mi? Kendim yapamam ama yapanları seyretmeyi çok seviyorum. Siz şimdi TRT2'deki Bob'u da söylersiniz. O bu saçları böyle olan Bob'u. Evet, Bob'u'sta. Çocukluğumuzun adamı. Az evet. Onu denemedik. Değil mi? Evet. Onun resmi sevdirmesiyle herkes şimdi resim yapmaya başladı. Kendince. Benim gerçekten yeteneğim yok ama. Evet. Nasıl sizce? Şu çeşmeyi yapacağım. İnşallah. Henüz bir şey göremiyorum ama sanırım güzel şeyler çıkacak. Geometrik bir yapısı var, onu çıkartmaya çalışıyorum. Ana kalıplarını çıkarıyorsunuz anladığım kadarıyla. Bunu resim kimin için çizdiğimi biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmek ister misiniz? Şanslı bile olsa gerek çünkü güzel bir çeşme. Evet. Ben sizin için çizdim. Gerçekten mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Hiç size haber vermediler mi? Yok, hayır. Neden sizin için çiziyorum bunu biliyor musunuz? Neden? Çünkü siz devam edeceksiniz. Hadi ya. Bu biraz zor olacak da gerçekten yeteneksizim. Bu kadar muhabbet ettikten sonra artık bence fırçayı elinize almanız lazım. Oran dediniz. Geçmiş bilgilerinizi yokladınız. Ne dersiniz? Ama benimle resim yapar mısınız? Yaparım. Ama yani bütün siz iyi yönlendirirseniz ben kendime hiç güvenmiyorum söyleyeyim. Bak bu kubbeyi de yapıyorum. Böyle. Heyecanlanmaya başladım. Sıra bana mı geliyor? Sonra sıra size gelecek. Şöyle biraz geriye çekilip bakmak istiyorum. Şöyle gelin. Bakın. Değil mi? Evet. Şu an duvarlar boyanacak. Burayı boyayınca zaten bu kapanır. Çünkü yağlı boya kapatıcı bir boya. Burada da kitabeler şöyle dönüyor. Aynı hareket burada var. Şu hareketler bile bize onu biraz olsun yansıtıyor değil mi? Böyle yapıyorum. Doğru mu? Evet. İçerisinde mermerin içerisinde yine işlemeler, detaylar var. Perspektif oturmuş. Oturmuş mu? Oturmuş. Teşekkür ederim. Gelin beraber yapalım. Perspektifin oturduğunu söyledi. Tamam artık oradan da biz okuyu aldıysak içimiz rahat. Seyirci de inanıyorum ki bilen seyirciler de aynı fikirdedir. Sizin gibi meraklı, ilgili seyircilerle karşılaşıyoruz. Bu da bize kolaylık sağlıyor.
Ben de sadece sizin söylediklerinizi tekrar ediyorum. Deneyeceğim. Aynen, deneyin. Deneyeceğim. Denemekten asla vazgeçmeyin. Çünkü denemek insanı mutlaka başarıya götürür. Başarıya götürür. Hem başarıya götürür veya renkli bir, farklı bir bakış açısı mutlaka kazandırır. Denemekte yenilmek yoktur diye düşünürüm her zaman. Evet, kesinlikle çok doğru. Size katılıyorum. Mesela Edison'un lambayı yakmasında kaç kez denediğini biliyor muydunuz? Sanırım 3000. Bravo, evet. Ve her defasında ne demiş? Bu olmadı, daha iyisini yapacağım. Ya da nerede hata yaptım? Şunu demiş, nasıl yanmayacağını bir kez daha öğrendi. Evet. Bardağa dolu tarafından bakmak. Kesinlikle. Her bir deneyim bir tecrübedir. Her tecrübe de bir kazanımdır. İyi veya kötü. Bu beyaz alacaksınız. Şu boşlukları dolduracaksınız. Tüm tamam. Boşlukları mı? Evet. Ve sadece beyazdan. Hı hı. Şöyle. Ama şu izleri kaybetmeyelim, şu çizgileri. Neden? Çünkü daha sonra oraya desenleme yapacağımız için desenin dengeli olabilmesi için şu çizgileri korumamız gerekiyor. Bu boşlukları doldurmanızı istiyorum. Sonra bu kısmı geçeceksiniz. Şunu boyamanızı istiyorum. Tamam. Tamam. Buyurun. Tutuyor. Aynen öyle tutuyorsunuz. Evet. Bu arada ben size kasırla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Şimdi burası Küçük Su Kasrı, biliyorsunuz semti. Hı hı. Semtin adını alıyor. Bu Küçük Sırmağı ve Gök Sırmağı arasında, deresi arasında denize nazır görüldüğü üzere yapılmış. Heybetli, aslında gösterişli, oldukça gösterişli bir kasır. Ama evveliyatında bu bölgede bostancılar yaşarmış. Yani Osmanlı döneminin ilk, yani buraya 1600'lü yıllarda ilk gönderdikleri bostancılar. Bu bostancılar da görevi buradaki has bahçeler, sarayın padişahlarının gelip gezdiği has bahçeleri korumak, bakımını yapmak, bir de boğazın güvenliğini sağlamak. Daha sonra Yusuf Efendi 1. Mahmut için buraya ahşap bir yapı yapmak istiyor. Tabii İki katlı bir yapı yapıyor. Ve burayı 1751 yılında yaptığı ahşap yapıyı büyük bir törenle açıyor. Şaşalı bir törenle açıyor. Bu şekilde kullanılıyor bir süre. Daha sonra Sultan Abdülmecit buradaki o yapıyı yıktırıyor. Niye? Kendisinin planı var muhtemelen. Ve buraya bu gördüğümüz Küçük Su Kasrı'nı inşa ettiriyor. Rokoko denen süslemeler kullanıyor. Şu çiçek motiflerini dışına doğru baktığınız zaman, o evet, girintili çıkartılı şekilleri gördüğünüz zaman onlar rokoko ve gerçekten çok ince bir işçiliktir. Aynı zamanda Türk tipi bir binadır. Dikkat edin, kubbesi falan yoktur. Yığıma yapılmıştır. Yani aşağıdan yukarıya taşlar dizilerek en üste kadar çıkarılmıştır. Önce birinci kat, önce aslında su basmanı diyebiliriz altında. Birinci kat, ikinci kat ve tavan şeklinde ve tamamen taş ve mermerlerden ibaret bir binadır. Çeşmedeki mermerlerden tutun, merdivenden çıkan mermerlere kadar İtalyan mermerleri getirilmiş. İçeride sanki bir şömine müzesi varmış gibi. Her tarafta bir barok etkisi. Mobilyalar oldukça seçilerek, özenle yapılıp gelmiş ve iç dekorasyonunu Viyana Operası'nın dekoratörü Şecan diye bir mimar yapıyor. Şimdi 1900'lerden sonra Cumhuriyet döneminde buralar devlet adamlarını ağırlamak için kullanıldı bir süre. Daha sonra müze sarayı çevrildi. Böyle devam ediyor hala, ama bugün bile hala devlet adamlarının bazen burada toplantılar yaptığını biliyoruz. Şu karşısındaki çeşmeye baktığınız zaman orada da sonradan yapılmasına rağmen çeşmede de barok izleri vardır. İtalyan etkileri, yani Avrupa etkileri aslında. Onu da burada unutmamıştır ve onun mimarisini de oradan uzaklaştırmamıştır. Yani mimariyi koparmamıştır oradan. Şu iki başta duranı zaten söylemiştim, namazgah. Burada namaz kılınan bir alanmış. Ve şu tadilat gördü, söylemiştim. Tekrar restore edildi. Orijinalinde olduğu gibi burada duruyor. Oldukça gösterişli, değil mi? Şaşalı bir bina. Merhaba. Hocam,
Hoş geldin. Nasılsın? İsmin ne? Ceylin. Ceylin. Oo, çok güzel. Ceylin meraklı bir kıza benziyorsun sen. Resim yapmayı seviyor musun? Yaşasın Ceylin, belki bana yardıma geldi. Ceylin bana Ceylin. Yardım eder misin? Bunu birlikte bitirelim. Evet. Aslında ben daha çizme aşamasındayım ama burada yapabileceğin senin gerçekten çok güzel bir şey var. Hemen biraz Selma ablanın fırçasıyla al bakalım şurayı Ceylin. Boyamanı istiyorum. Şurayı. Tamam mı? Fırçayı aşağıdan yukarıya ama taşırmayacağız değil mi? Neydi anaokulundaki kurallar? Çizgiyi taşırmıyoruz. Hadi Ceylin, ben de sana tutayım. Şöyle Selma Hanım gelin. Aferin Ceylin, şuradan alabilirsin. Şuna şuradan alabilirsin. Annesi Ceylin'e lütfen yağlı boya seti alın. Çok güzel boyuyor. Belki yağlı boya tinerden dolayı, kokusundan dolayı evde istemeyebilirsiniz ama akrilik boya alabilirsiniz. Su bazlıdır. Ama eğer eline o fırçayı verirseniz bir daha onu elinden alamayacağınızdan eminim. Teşekkür ederim Ceylin. Teşekkürler Ceylinci. Görüşmek üzere. Benim bitti hocam. Bitti. Bittiğini nereden biliyorsunuz? Resim bitmez. Resim asla bitmez. Yeniden başlar her baktığında ama bir yerde bırakırsınız. Önemli olan o. Şimdi ressamımıza geçmek istiyorum ben aslında. Bizim burada konuk ettiğimiz bir diğer kişi, aslında sanatını konuk ediyoruz. Hüseyin Zekai Paşa ressamımız. Hemen sol tarafında çeşmenin görüntüsü var. Denize doğru bakılmış. Şuradaki demir yapım o zaman yok. Dikkat edin, onları görmemiş. Çeşme aynı özellikte, değişmemiş. Dikkat ediyor musunuz? Tabii biz büyüttüğümüzde bu piksellerle ilgili sorun olabilir ama etrafında koyunlar otuluyor. Burada sanırım bir simitçi ya da şeker satıcısı da olabilir. Hemen çeşmenin arkasındaki ağaçlar, şu çapraz açıdan görüyor onu biraz. Şöyle baktığımız zaman şuradan görüyor. Boğaz içine doğru derin bir şekilde geliyor. Gerçekçi çalışılmış bir resim. Hüseyin Zekai Paşa Üsküdar'da doğuyor ressamımız. Küçük yaşta resme meraklı, asker kökenli, Kuleli Askeri Lisesi'nde okuyor ve burada okurken de öğrenci arkadaşlarıyla rica ediyor, bir atölye kurulmasını istiyor. O dönem kendisine, ricasına öğretmenleri karşılık veriyor ve atölye kuruyor. Harbiye Mektebi'ni kazanıyor, Harbiye Mektebi'ne gidiyor ve bu mektepteyken de Boğaziçi'nde donanma resmini yapıyor. Bu da Abdülhamit'e sunuluyor. İkinci Abdülhamit'e ve ikinci Abdülhamit bundan çok hoşnut oluyor. Kendisini teğmen rütbesiyle yükseltiyor. Aynı zamanda mimarlık konusunda da eski yapılar konusunda da uzman bir kişi kendisi. Hatta Almanya Kralı 2. Wilhelm'le beraber Suriye'ye gidiyor ve onun oradaki gezdiği eserlerin tanıtımında bulunuyor. Kendisine eşlik ediyor. Kendisi hiç yurt dışına çıkmayan, yani eğitim yurt dışında almayan bir ressam olmasına rağmen o dönem yurt dışına çıkan ressamlardan, işte İbrahim Çallılar düşünün, onlardan resimlerini inceleyerek etkileniyor ve batılı bir resim akımına meylediyor. Gerçekçilikten biraz daha uzaklaşıyor ama kendi kendini eğitiyor. Ve kompozisyon bütünselliğini yok etmeyen bir ayrıntı işçiliği de var. Yani daha önce gerçekçi resimler yapıyor, sonra batılı resimler yapıyor. Bu ikisini de birleştirdiğinde çok daha aslında mükemmel eserler ortaya çıkartıyor. Ve bu şekilde sanat eserleri üretmeye devam ederken hayata gözlerini yumuyor. Mesela çok adı duyulan bir, belki Hüseyin Zekai Paşa'nın adı duyulmamış olabilir ama bugün bu programı yapmaya başladıktan sonra daha farklı
bilgilere ulaşıyoruz, daha derin bilgilere ulaşıyoruz. Bunun da inşallah seyircilerimize, sanatseverlerimize bir katkısı vardır. Tabii ki olur. Bir Bob Ross'tan daha fazla tanınması gerekiyor bence. Bob Ross tabii ki bir ressam, önemli bir ressamdır. Kendisi vefat etmiştir ama bir Bob Ross'u tanıdığımız kadar tarihimizdeki bu ressamları tanımıyoruz. Bu da büyük bir kayıp yani. Kesinlikle. İyi gidiyorsun Selma Hanım. Bence o yeşiller. Bak şöyle geriye gelin bakın. Gelin lütfen. Çok gelin. Fazla göremeyeyim. Gelin bakın. Hiç güzel görün. Dibinden baktığınız için. Şimdi bakar mısınız? Değil mi? Çeşme, arkasında ağaçlar, yeşil. O yeşilin birkaç tonunu da kullandığımız zaman bir iki tonla beraber bence resme hakim olacağız. Oldukça iyi gidiyorsunuz. Fırçayı güzel kullanıyorsunuz. Boyayı rahat kullanıyorsunuz. Bence endişe etmeyin. Bu konuda rahat olun. Şu yeşili biraz daha şu dip taraflarına sert kullanabilirsiniz. Şöyle biraz daha sert dokundurun. Yapının içine girmeden şu kısımlarda. Kuruduktan sonra üstüne daha sert atılabilir yine. Bunu böyle bırakmayın. Tabii bir ağaç görüntüsü içerisinde devam etsin. Değil mi? Sizinki oluyor da kendiminkine çok garanti veremiyorum. Aynı etkileri kullanıyorum. Aynı etkileri kullanıyorum. Senin kullandığın yeşili kullanıyorum. Bence rahat olun. Seyircilerin arasından kim bilir? Gidip de... Şunu elinden fırçayı biri ne zaman alacak diye konuşan bir sürü kişi devam vardı. Edin. Şimdi bak madem buraya girdiniz şurayı, bu tabii mermer etkisi. Bunu biraz daha açabilirsin aslında. Bu kadar yoğun yeşil kullanma. Ağaçtaki ile içindeki arasında ton farkı vardır. Ağaç koyudur. Buradaki aslında tam tersi olmalı. Bu kısımdaki yeşil ise daha açık, sarımtıraktır değil mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Denemek ister misiniz? Denemek şöyle isterseniz seve seve fırçamı size devrim. Bakın kesinlikle. Gelin şunu yapın. Yok, sadece tutacaksınız yok. Ve istediğim şuraya sürmeniz. Peki sizin hatırınız için yapayım. Benimkinden... Olduğu gibi o ucundaki lekeyi evet sürün. Şöyle evet. Çok kaygı duymayın bitti. Bu kadar. İşte bu. Bu kadar. Ya çok güzel bir olaydı. Kesinlikle biraz da bana yardım etmelisiniz. Buraya çay bahçesine oturup güzel bir dinleneyim diye gelmiştim ama sizi görünce ya aslında işte resim yapamam. Daha fazla dinlendim. Bilgi sahibi oldum. Oturduğum yerin, her gün gelip de oturduğum yerin kim tarafından yapıldığını, nasıl yapıldığını gördüm ve hem de eğlenceli vakit geçirdim. Teşekkür ederim hepinize. Biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten çeşmenin tasviri açısından güzel bir açımız vardı. Önümüzdeki hafta bir başka tarihi mekanda, Diyanet TV ekranlarında Benimle Resim Yapar Mısın programında tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın.